Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmeye kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün Capture One'dan bir bölüm daha yapacağız. Bu sefer daha önceki 3 bölümde anlattıklarımın hepsini tek bir karede birleştirerek baştan sona kadar bir fotoğrafı yeniden beraber düzenleyeceğiz. Bir hayli eğleneceğimizin sözünü verebilirim. Özelliklerini doğru kullanırsanız Capture One ne kadar güçlü bir program olduğunu böylelikle görmüş olacaksınız. Hadi o halde başlayalım. Şimdi sevgili dostlar, burada önce ne yapacağım biliyor musunuz? Ana düzeltmeye geçmeden önce sadece level'larında bir düzeltme yapacağım. Sonra yavaş yavaş bölgesel çalışmalara başlayacağım. Şu gökyüzünü önce bir düzeltmek istiyorum. Gökyüzü için önce birinci layer'ı ilave edeceğim ve bu layer'ın adını gökyüzü diye yazacağım. Böylelikle hangi layer'de ne yaptığımızı hatırlayacağız. Burada bir lineer gradient alacağız ve şu gökyüzünü şöyle ayarlayacağız. Size daha önce göstermediğim Luma Range diye bir özelliği var. Yani Luminescence Range. Şurada Display Mask diyelim. Mask'ı görüyorsunuz. Mask'a görmüyorsun. Ha, şimdi görüyorsunuz. Eğer bu tarafa doğru giderseniz mask'taki açık alan, koyu alanları gösterecektir. Ama bizim buradaki amacımız bu sefer açık alanları işaretlemek, koyu alanları da devre dışı bırakmak olabildiğince. Çünkü istediğimiz şey bizim istediğimiz şey şu parlak alanları kurtarmak. Bunu bir apply diyeceğiz. Sonra buradan bir önce highlight'ını bir azaltarak birazcık da exposure'ını Highlight'ını azaltarak, shadow'unu da azaltarak biraz daha bunları ortaya çıkartacağız. Daha sonra renklerle oynayacağımız için bir parça da exposure'ını açacağız. Kontrol etmek için. Sonra sevgili dostlar, şimdi yavaş yavaş biraz renk vermeye başlayacağız. Şimdi sevgili dostlar, background'dan bir genel renk düzelmesi için şunu işaretleyeceğim. Oraya çok dokunmayacağım. Satürasyonlu bir parça azaltmayı düşünüyorum. Birazcık daha kaya rengi. Hue'sunu da bu parça şu tarafa doğru kaydıracağım. Şimdi etmek istediğim bölüm ise buradaki bölgelerin renk değişimini uygulayacağız. Ama daha önce şuraya bir layer daha açalım. Tekrar ana şeye dönelim. Bir layer daha açık. Şimdi sevgili dostlar, gökyüzünü ayarladık. Şuradaki gölgeleri birazcık daha kuvvetlendirmek istiyorum. Dolayısıyla bir layer daha açıyorum ve ön alan diyorum. Ön alanı bu sefer şöyle, bakın sağ tuşla gelin. Flow sizin fırça darbeleriniz sevgili dostlar. Hardness'te gördüğünüz gibi dairenizi küçültür ya da çoğaltır. Biz de bunu buralarda bir yerde bırakmak istiyoruz. Hafif etki etmesi için. Şimdi buradan başlayacağız. En alta şöyle bir de şuraya şöyle bir geçeceğiz. Şurası biraz daha koyu olduğu için şu bölgeyi ben bir kere daha geçeceğim. Hafif. Tamam. Şimdi burada ana ekranımıza döneceğiz. Buradan da bir parça highlight'ı azaltacağız. Burada birazcık shadow'u azaltacağız. Ve az bir şeyde exposure'ı azaltacağız. Niye bunu yapıyoruz? Bütün dikkati orta bölgeye vermeye çalışıyorum da o yüzden. Bakıyorum birazcık daha azaltırsak çok olmasın. Bu iyidir. Sevgili dostlar, şimdi yavaş yavaş buradaki renklere geleceğiz. Şimdi buradan tekrar bir layer ve sağdaki ağaçlar diyeceğiz. Sağdaki ağaçlar. Bunun için de şuradaki gradient, radial gradient alacağız.
Buna biz böyle bir şey alacak kadar içine, ağacı içine alacak kadar küçük bir daire çizeceğiz. Sonra buraya geleceğiz sevgili dostlar. Çünkü maskeyi gördüğün, burada maske gördüğünüz gibi geri kalanını ilgilendiriyor. Halbuki biz dairenin içindekini maskelemek istiyorum. Dolayısıyla invert mask diyeceğiz ve burayı ayarlamış olacağız. Şimdi daha önce de luma range'i görmüştünüz. Bu sefer de luma range'i kullanacağız. Bu sefer bunun tam tersini kullanacağız. Çünkü koyu taraflarını işaretlemek istiyoruz. Açık taraflarını da açılsın istiyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş burayı da yapmış olacağız. Ha, az bir şey daha yaparsak sadece ağacın işaretlendiğini göreceksiniz. Buna bir apply diyeceğiz. Sonra renk bölümüne geleceğiz sevgili dostlar. Fırçamızla şuradaki renk ayarını yapacağız ama burada daha çok oynamaya sahip olabilmek için bu sefer şu alanı açacağız ve iyice geliştireceğiz. Sonra aşağı geleceğiz. Önce lightness'ını birazcık açacağız buranın. Evet sevgili dostlar, bunu birazcık daha açacağız. Ve iyice yeşillendirmek istiyorum. Bu kırmızıya kaçıyor gördüğünüz gibi. Artı 30'la burayı iyice yeşillendirdik ve saturasyonu da iyice artırarak lightness'ını da iyice artırdık. Şu anda yeşile döndürdük. Şimdi bir tane daha ilave edeceğiz. Ağaçlar 2. Tekrar buradan bir yeni bir maske yapacağız. Bunun üzerine yapacağız o maskemizi. Şöyle. Aynı şekilde buna da invert diyeceğiz. Evet. Luma range'imize geleceğiz. Bunu aynı şekilde koyu alanları ortaya çıkartmak istiyoruz. Böylelikle de buna da apply diyeceğiz. Tekrar buna geleceğiz. İşaretle diyeceğiz. Genişleteceğiz. Ve buraya vuruş yapacağız. Bunda da lightness'ı iyice artıracağız. Ve hue'muzu yeşillendirmek için buraya geleceğiz doğrudan doğruya. Saturasyonu da artırdık mı? Üçüncüye geleceğiz sevgili dostlar. Bir tane daha yapacağız. Ön ağaç diyeceğiz. Ve şuradaki ağaca bu sefer bir buradaki ağaca müdahale edeceğiz. Tekrar Luma Range'den az önce yaptığımız gibi maskımızı da display ederek aşağı yukarı şuralara gelirsek tam tersi, özür dilerim, cancel. Şunu önce bir invert diyeceğiz. Ondan sonra Luma Mask'e geleceğiz. Display Mask diyeceğiz. Bunu da böyle, buna apply diyelim. Bu maskemizi birazcık daha şöyle uzatalım. Buraya çok dokunmasın diye bundan birazcık aşağı indirelim. Şeye değmesin. Ağaçlara çok fazla etki etmesin. Hatta şuradan birazcık daha da daraltalım bunu. Şuradan da bir parça azaltalım. Şimdi az bir şey daha yukarı çıkarttık mı? Ağacı da işaretlemiş olduk. Buradan gelelim ağacın üstüne, renge bakalım. Bu ağacımızı bu sefer böyle bakalım ne yapıyor Hue. Önce bir açalım rengini. Sonra saturasyonu sonuna kadar getirelim. Sonra da bu tarafa doğru çevirelim. Yok, bu tarafa çevirelim. Bu ağacımızı da bu şekilde yeşillendirmiş olalım. Şimdi buradakini aynı şekilde yapalım sevgili dostlar. Ön ağaç 2. Buraya da aynı şekilde bir radyal filtre uygulayacağız. Dikkat edelim, yandaki tarafa genişletmek istemiyorum olayı. Dolayısıyla burada da bunu invert mask diyeceğiz. Tekrar luma range'e gelip maskımızı display diyeceğiz. Ondan sonra buradan alacağız aynı şekilde. Evet sevgili dostlar, buna da apply diyeceğiz. Buna da buradan bir rengini seçeceğiz. Bu sefer daha az bir değişimle beraber lightness'ını artıralım, saturasyonunu artıralım ve yeşilleyelim ya da bu tarafa doğru kırmızı yok, yeşilleyelim sevgili dostlar. Şimdi son olarak da bu maskeyi yapacağız ama bu maske için başka bir şey yapacağız. Ön ağaç 3.
ön ağaç 3. Okey dedik. Bu sefer maskemize fırçamızı kullanacağız. Dediğim gibi fırçayı kullanırken aynı overflow'a dikkat edeceğimiz için ilk kere bastık. Bunu da Luma range'leyeceğiz. Display mask diyeceğiz. Aynı özelliklerle beraber bunu da buralara getirirsek eğer bakıyoruz. Biraz işlemin uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Apply diyelim. Tekrar buradan bir rengimizi seçelim. Aynı şekilde yapalım. Lightness'imizi sonuna kadar açalım. View'umuzu komple değiştirelim sevgili dostlar ve bunu da bu şekilde renklerini de değiştirmiş olduk. Şimdi bir layer daha açalım. Buraya da orta diyeceğiz. Ben resmin ortasını aydınlatmak istiyorum. Dolayısıyla yapmam gereken şöyle bir geniş bir buradan da tekrar geniş bir radyal maske. Bunu da tabii tekrar invert maske diyoruz. Buradan da tekrar buraya geliyoruz sevgili dostlar. Buradan birazcık exposure'ı artırıyoruz. Şöyle exposure'ı artırırken highlight'ı kısıyoruz ki şey olmasın diye. Az bir şey daha. Tamam. Evet. Yeterli mi? Yeterli. Son olarak da background'a geliyoruz. Background'a geliyoruz ve aşağıda vignette bölümü var. Vignette bölümüne geliyoruz. Bir vignette ilave edeceğiz. Şöyle çok olmamakla beraber şöyle akıllı bir vignette ilave edeceğiz. En sonda başta yapmadığımız şeyi şimdi yapacağız sevgili dostlar. Şunu bir düzeltelim önce. Şimdi buradan bir parça exposure'ımızı açalım. Kontrast verelim. Brightness'ını şöyle bir parça azaltalım. Highlight'a şöyle bir parça daha dokunalım. Shadow'u biraz azaltmak istiyorum. White'ları bir parça azaltmak istiyorum. Siyahları bir parça artıracağım. Ve eksi clarity vereceğim buraya sevgili dostlar. Çünkü eksi clarity güzel bir mood yaratıyor. Structure'a dokunmayacağım. Ve az bir şey daha bunu artırırken buradaki son düzeltmeleri de yerine getireceğiz. Bakıyorum. Son dokunuşlar sevgili dostlar. Evet. Şimdi gökyüzüne tekrar gelelim. Burada ufak bir şeyimiz daha var. Gökyüzüne birazcık daha kapatalım. Tamam. Highlight'ımızı iyice azaltalım. Buranın shadow'unu azaltalım. Highlight'ı da çok azaltmayalım. Şöyle. Buna yine bir eksi clarity verelim. Hatta buna bir parça dehaze verirsek. Yok, dehaze'e de gerek yok. Tamam. Burayı da halletmiş olduk. Background'a dönelim. Background'a sonra dokunuşumuzu yapalım. Ve son olarak da şuradan şununla beraber bir hafif bir ilave yapmak istiyorum. O da biraz daha kontrast vermeye amaçlı. Evet sevgili dostlar. Son olarak bakıyoruz. Resmimiz buradan buraya dönüştü. Karemize buradan başladık. En sonunda da burada bitirdik. Vallahi sevgili dostlar ben çok eğlendim. Burada gördüğünüz gibi yapabileceğiniz daha dünya kadar şey var. Çok fazla detayların üzerine gidebilirsiniz. Daha minimal detaylar üzerine gidebilirsiniz ama bu size en azından
Capture One'ın ne kadar güçlü bir aslında foto edit programı olduğunu göstermiş oldu sizlere. Eğer bu tür fotoğraf düzeltme örneklerini daha çok görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. O zaman sizlere seve seve daha çok örnekler verebilirim. Daha değişik fotoğraflar da deneriz. Belki bir portre üzerinde deneyebiliriz. Daha değişik bir sokak fotoğrafı üzerinde çalışma yapabiliriz. Vesaire vesaire. Ama bunu sizden gelen istekler doğrultusunda yapmamaya karar vereceğim. Bu içerik hoşunuza gittiyse ve sizlere değer kattığını düşünüyorsanız lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Sevgili dostlar, hala abone değilseniz lütfen abone olun ki fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütelim ve daha geniş kitlelere yayalım. Ve bu faydalı içeriklerden de daha çok kişi faydalansın. Sevgili dostlar, sağlıkla kalın, huzurla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.